Merhabalar sevgili seyircilerimiz, günaydınlar. 30 Ağustos evet, manşet programının özel programıyla, özel canlı yayınla karşınızdayız. Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Evet, Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi dünyanın gözü aslında bu kutlamalarda. Çünkü zaferin ve bağımsızlığın artık tecelli ettiği gündür bugün. Bu nedenle 30 Ağustos Zafer Bayramı hepimize kutlu olsun. Geçmişimizi unutmamamız gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü geçmişini bilmeyen toplumlar geleceklerinden haberdar olamazlar. Bu konuda sevgili izleyicilerimiz, bugün kentimizde özellikle Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören var. Birazdan arkadaşlarımız Cumhuriyet Meydanı'ndan bizlere ulaşacaklar. Canlı yayınla Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikleri sizlere aktaracağız. Program şöyle olacak. Resmi tören, sevgili seyircilerimiz, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek resmi törende. Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak etkinliğin ardından kültür merkezine girilecek. İçel Valisi ve Garnizon Komutanı ile birlikte Askeri Erkan tebrikleri kabul edecek sevgili izleyicilerimiz Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda. Akabinde tekrar tören Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılacağı, şiirlerin okunacağı ve askeri bandonun marşlarının çalınacağı bir tören düzenleniyor. Sonrasında da zaten resmi geçitle sona erecek. Ve her yıl olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin adet, gelenek haline getirmiş olduğu alternatif kutlamalar da devam edecek. Saat 10 gibi Cumhuriyet Meydanı'nda sevgili izleyicilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığı önünde toplanacaklar ve Cumhuriyet alanına doğru yürüyüşe geçecekler. Cumhuriyet alanında da alternatif bir kutlama gerçekleştirecek. Cumhuriyet Halk Partisi de yine kameralarımız, yine canlı yayın araçlarımız Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlu durumda. Oradan an be an sıcağı sıcağına gelişmeleri sizlere aktaracağız sevgili izleyicilerimiz. Dediğimiz gibi manşet programı hafta içi her gün, ama bugün sevgili izleyicilerimiz özel olarak karşınızdayız. Özel bir gün, onurlu bir gün, gururlu bir gün, ayıldızlı bayrağın özgürce, bağımsız bir şekilde dalgalandığı bir gün, bağımsızlığımızın simgesidir bugün. Dünyaya, düşmana, herkese Türkiye Cumhuriyeti'nin hür ve bağımsız olduğunu ve hiçbir şekilde boyunduruk altında olmayacağını bir göstergesidir bugün. Bu nedenle sevgili izleyicilerimiz, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı önemsiyoruz. Her yıl kutlamalar gerçekleştiriliyor, ama ben bu kutlamaların aslında tüm yurtta insanların içlerinde olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu vatan kolay kazanılmadı. Bu vatan birçok mücadeleden geçti ve birçok mücadeleyle birlikte sevgili izleyicilerimiz büyük kayıplar verdik, şehitler verdik. Zaten görüyorsunuz, bayrağımızın rengi de ay yıldızının bayrağımızın rengi de şehitlerimizin kanından oluşturuldu. Bu nedenle sevgili izleyicilerimiz, vatanımızı, bayrağımızı korumak geçmişimizden ders alarak. Geçmişte herkesin büyük bir mücadele sergileyerek, kişisel mücadele sergileyenler oldu. Birçok imkansızlıklara rağmen, birçok teknolojik anlamda imkansızlıklara rağmen büyük bir savaş verildi bu ülkede. O savaş verilirken kimse sen Kürtsün, Alevisin, Sünnisin, şusun busun demedi. Burada herkes tek vücut oldu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalabilmesi için bir mücadele sergiledi. Kadınıyla, kızıyla, 7'den 70'e, yaşlısıyla, genciyle herkes bu mücadelenin içerisinde kendi üzerine düşeni layıkıyla yapmaya çalıştı. Çünkü onlar biliyordu ki eğer vatan olmazsa namus olmaz. Eğer bayrak olmazsa insan gibi yaşamak olmaz. Bu bilinçle hareket ettiler ve bugünlere, bizlere bu ülkeyi emanet ettiler, teslim ettiler. Bizim de
bugünden itibaren, bugünlerden itibaren, devraldığımız günden itibaren gelecek nesilleri Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğimizi, Ulu Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını her daim anacağımızı, dünya lideri olmuş başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde gideceğimizi ve bu ülkenin daima payidar kalacağını, bu ülkeye gelebilecek ihanetlere karşı herkes göğsünü siper edecek konumda olduğunu, bu bilinç altında bir hareketle devam edeceğimizi herkesin bilmesini lazım. Ay yıldızlı bayrağımız dosta güven, düşmana korku salar. Ay yıldızlı bayrağımıza uzanacak eller her daim, hiç koşulsuz, hiç tereddütsüz kırılmaya ve yok edilmeye mahkumdur. Bu azim Türk milletinde vardır, Türk ordusunda vardır. Ben buradan güçlü ordu, güçlü Türkiye, her ne kadar bunu güçlü Türkiye, güçlü ordu diye çevirmeye çalışsalar da ben güçlü ordu, güçlü Türkiye diyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin mensuplarına da sonsuz selamlarımızı iletiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu vatan uğruna yapmış olduğu mücadele kapsamında vermiş olduğu şehitleri rahmetle anıyoruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Vatanın savunması noktasında emniyet güçlerimizin göstermiş olduğu üstün performanstan dolayı hepsini tebrik ediyoruz. Polis şehitlerimizi de rahmetle anıyoruz. Gazilere de şükran sunuyoruz. Bu vatan bizim, bu vatan hepimizin ve sevgili izleyicilerimiz, bu vatanı korumakla mükellefiz bundan sonrası için. Dedik ya, Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlikler var. Başlamak üzere arkadaşlarımız da orada. Ali Gürkan Şamiloğlu şu an karşımda Cumhuriyet Meydanı'nda. Hemen sözü Ali Gürkan Şamiloğlu'na bırakmak istiyorum. Cumhuriyet Meydanı'ndaki gelişmeleri bizlere aktarsın diye. Evet Ali Gürkan Şamiloğlu, merhaba, söz sende. Seyirciler, 30 Ağustos Zafer kutlu olsun. Bizler şu anda aslında Cumhuriyet Meydanı'nda canlı yayın araçlarımız ve ekiplerimizle birlikte konuşanmış durumdayız. Zafer Bayramımızın ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Türk Silahlı Kuvvetleri gününün 92. yılı münasebetiyle tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de büyük bir gururla, heyecanla, coşkuyla törenler düzenlenecek. Bugün de törenler Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda birazdan başlayacak. İlk olarak Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Sayın Necdet Atilla Demirhan'ın birlikte değerli seyirciler, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak ve çelenk sunulduktan sonra saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı'nın okunacak. Daha sonrasında ise Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Necat Atilla Demirhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz hemen arkamızda yer alan kültür merkezine geçecekler. Orada şeref salonunda tebrikleri kabul edecekler. Tebrikat töreninin hemen ardından tekrar Cumhuriyet Meydanı'na dönecekler ve burada da törenler başlayacak. Vatandaşların katılımıyla, diğer protokol üyelerinin katılımıyla. Cumhuriyet Meydanı'nda peki neler olacak değerli seyirciler? Cumhuriyet Meydanı'na protokol kültür merkezinden döndükten sonra tekrar İstiklal Marşımız okunacak ve şanlı bayrağımız gönderi çekilecek ve İkmal Yüzbaşı İlhan Tabor tarafından günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma gerçekleştirilecek. Bir öğrenci tarafından şiir okunacak. Muharip bir gazimizle bir şiir okuyacak değerli seyirciler. Daha sonrasında ise Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun bir gösterisi olacak. Gösterinin hemen ardından da resmi geçit töreni yapılacak. Resmi geçit töreniyle de Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nda görevli askerlerimizle görüşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve mevcutlarımızı temsilen askeri birlik ve muharip gazilerimizin oluşturduğu birlik katılacak. Bugün tabii ki diğer etkinlikler de düzenleniyor. Çeşitli kuruluşlar ve kurumlar tarafından, örneğin bugün saat 10 sularında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Toroslar ilçesinde bulunan Bokça tesislerinde badminton turnuvası düzenlenecek. Yine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından saat 10'da Erdemli'deki atış poligonunda atıcılık turnuvası düzenleniyor. Akşam saatlerinde saat 21.30'da da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından
düzenleri yansıyacak. Tabii ki Sözde Yönetim 5 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren bir karar gereğince bu tür törenlerde Atatürk Anıtı'na valiliklerin, garnizon komutanlıklarının ve Büyükşehir Belediyesi'nin çelenkleri ya da belediyenin çelenkleri konuluyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri kabul edilmiyor. Ama bugün Cumhuriyet Meydanı'nda sabah erken saatlerde işçi partisi geldi. Atatürk'ü Düşünce Derneği üyeleri geldiler. Atatürk Anıtı'na yakın bir yerde çelenklerini konuşlandırdılar. Emniyet birimleri yasalar gereği böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediler. Ve çelenkler dışarıya alındı değerli seyirciler. Dışarı dediğimizde Cumhuriyet Meydanı'nın dışına değil de çelenk konulan bölgenin dışına alındı. Ve tabii ki bugün yine yaklaşık 3 yıldır her resmi bayramlarda olduğu gibi alternatif törenler de düzenlenecek. Bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı'nın önünde toplanılacak. Oradan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürünecek ve saat 10 sularında burada CHP'liler de bir alternatif tören düzenleyecekler. Ayrıca Atatürk'ün Düşünce Derneği ve kendilerine destek veren 15 sivil toplum kuruluşu da bugün saat 17'de Muğdat Camii kapsamında toplanacaklar. Oradan Barış Meydanı'na kadar yürüyecekler ve şarkılar, türküler eşliğinde Barış Meydanı'nda 1 saatlere kadar 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Atatürk'ü Düşünce Derneği öncülüğünde 15 sivil toplum kuruluşu gerçekleştirecek. Kameraman arkadaşlarımdan rica ediyorum böyle çevreyi bir göstermelerini yavaş yavaş vatandaşlar da gelmeye başladılar. Tabi bunun yanında çeşitli sivil toplum kuruluşları ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulup kurulmayan partilerin görevlileri ve partililer de yavaş yavaş geldiler ve gazilerimiz de hazır durumda yerlerini aldılar seyirciler ve askeri birlikte burada konuşlanmış durumda. Durumda. Ben protokole doğru bir yaklaşmak istiyorum. Acaba kameraman arkadaşlarımızdan bugün olurlar mı diye protokol üyeleri şu anda geldiler. Birazdan tebrikat alanına geçecekler. Tabi seyirciler. Ve ben tüm müsaadenizle Sayın Başkanım canlı yayındayız. Bundan da önemli olarak neler söyleyeceksiniz? Çok
teşekkür ederiz. Sağolun. Çanakkale'de Fethullah Gülsel Peki'ye teşekkür ederiz. Efendim siz de şu an abone müsaadenizle şu anda Şahsı Gitar Şahin'in yanındayız. Milletçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili ve Mersin Milletvekili Sayın Şahin'le birlikteyiz. Siz neler soracaksınız efendim? Peki önemli bir gün. Öncelikle Sefer Haftası'na tüm Mersin'e ülkemizin tüm insanlarına, milletimize kutlu olmasını, günler getirmesini diliyorum. Yıllarda Ağustos'ta başlayan yürüyüş 9 Eylül'de kesin bir zaferle sonuçlanmıştır. Bu zaferin üzerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuş, bu bayramlar yaşanır hale gelmiş, bu bayram dalgalanır hale gelmiş. Bu için Türk milletinin hayatında 30 Ağustos Zafer Haftası, Zafer Bayramı çok değerli, çok önemli. Bu milletin bağımsızlığını, egemenliğini, kimliğini sembolize eden çok stratejik değerde günler yaşıyoruz. Dolayısıyla Mersin'imize, tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Kıymetini bilmemiz. Teşekkür ederiz efendim. Sağolun, sağolun. Evet, yaparsınız. Tören birazdan başlayacak. Mersin Valisi, Sayın Hasan Basri Güzel Ordu'da Cumhuriyet Harbi'ne geldiler. Ve şu anda askerlerimizi, asker birliği kendileri selamlıyorlar. Ve daha sonrasında ise protokoldeki yerini alacak kendileri. Ve bugün burada ilk olarak Atatürk Anıtı'nı selamçısı bulacak. Mersin Valiliği'nin sonrasında ise Büyükşehir Belediyesi'nin şenekleri sunulacak. Mersin Valisi Sayın Hasan Basri Güzel Ordu, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Sayın Atilla Demirhan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mehmetin Kocaman tarafından. Daha sonrasında ise ana protokol kültür merkezine geçecek değerli seyirciler ve kültür merkezinde şeref salonunda tebrikleri kabul edecek. Tebrikat talebinin ardından da tekrar buraya dönülecek. Cumhuriyet Meydanı'na gelip dönülecek ve Cumhuriyet Meydanı'nda da vatandaşların katılımıyla tekrar ana törenler, ana kutlamalar gerçekleştirilecek. Ve ana kutlamalarda neler olacak bu konuda da sizlere bilgiler aktarayım. Protokol Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet Meydanı'na döndükten sonra da burada İstiklal Marşımız okunacak, saygı arasında bulunacak. Daha sonra İkbal Yüzbaşı İlhan Kabir tarafından günün anlam ve önemine verilip bir konusuna gerçekleştirilecek. Bir öğrencimiz şiir okuyacak, bir müdürlük gazimiz şiir okuyacak. Sonrasında ise Büyükşehir Belediyesi ve Kayseri Toprağı'nın bir gösterisi olacak. Gösterilerin ardından ismi geçit gerçekleştirilecek. Sayın Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, değerli protokol ve Türk Sağlık Güvenliği mensupları, Zafer Bayramı'nın 92. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet alanında düzenlenen çelenk sunma programını arz ediyorum. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşımız eşliğinde şanlı bayrağımızın gönderi çekilmesiyle çelenk sunma programımız sona erecektir. Çelenklerin sunulması, Mersin Valiliği. Daha sonrasında Mersin Valisi Hasan Basri Güzel Ordu, Mersin Valiliği'nin şenliği gibi polis teşkilatımızda görevli polislerimizin gözlerinde şu anda Mersin Valiliği Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na sunar. Mersin'de ve tüm Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve yurt dışındaki elçiliklerde ve temsilciliklerimizde 30 Ağustos'un 92. yıl dönümü büyük bir coşku, heyecan ve gururla bugün Cezkurt Yurtlar'a kutlanacak.
Bölgeli Garnizon Komutanlığı. Ve şu anda da Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nın çadırları görevde 20 yıl öncesinde atılan çok önemli Sayın Nejat Atilla Demir tarafından Atatürk Kenti'ne sunuyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Evet, bugün soğuk olmakta. Nasıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın çelenki Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetimi kuracağımız tarafından Atatürk yönetimi sunuyor. Ve çelenk sunmalarının yönetimden sonrasında kurulacak ve sıkan başlıca kurulacak kadar sonrasında ise Demokrat.com Kültür Merkezi Şeref Salonu'nu geçecek. Burada tebligat gerçekleşecek ki bu türlü de içerikliğinden sizlere canlı olarak ulaştıracağız değerli seyirciler. Şimdi sizleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı bandosu eşliğinde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ve ebediyete intikal etmiş tüm şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna ve akabinde bağımsızlığımızın sembolü İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Dikkat! Sözler Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 92. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma programı sona ermiştir. Programımız saat 9.30'da Kültür Merkezi'nde tebrikat töreniyle devam edecektir. Arz ederim. Evet, az önceki anonslarda gördüğünüz üzere şimdi kent protokolü Kültür Merkezi'ne geçiş yapıyoruz. Ben sözcüğüm ve orada tebrikat töreni gerçekleştirilecek. Ve tebrikat töreninin ardından da tekrar gelip gelecek.
gelecek. Ve bizler tabii ki Kültür Merkezi'ndeki tabibat töreninin de çerçevede sizlere canlı olarak ulaştıracağız yani sizler. Az önce aslında 30 Ağustos Sefer Arabi'nin 92. yıl dönümü münasebetiyle Atatürk Yönetim Erçelik Dersi'nin olduğu saygıdırısında bulunulduğu İstiklal Marşı'nın okundu ve protokol yürüdü şu anda Kültür Merkezi Şeref Salonu'na geçiyor. Ben burada tebrikat töreni düzenleyecek ve tebrikat töreninin ardından da yani sizler tekrar Cumhuriyet Meydanı'na dönecekler. Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşların yıkıntıda katılımında ana törenler başlayacak. Ana törenler törenlerine de tekrar İstiklal Marşı'nızda konuşacak. Sırada bir şurada bulunulacak. Ve sonrasında seyirciler günün önemli önemine yönelik olarak 2005 başı İmran Batur'un bir konuşması olacak. Sonrasında bir kurucu tarafından şiir okunacak. Muharip bir gazimiz tarafından şiir okunacak. Sonrasında Nasip Büyükşehir Belediyesi Atansarı Toplumu'nun bir gösterisi olacak. Ve sonrasında resmi geçit düzenlenecek. Resmi geçitle de Türk Sağlık Kuvvetleri'ni temsil eden Akdeniz Bölgede Kanunuzu Komutanlığı'nda görevli sıralardan oluşan bir birlik ve Muharip gazilerimiz katılacak. Bugün aynı zamanda Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da bir dizi etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinlikler çerçevesinde bugün saat 10 sularında Toroslar ilçesindeki Bocca Salonu'nda, Bocca Alanı'nda Badminton turnuvası düzenleniyor. Yine Ardahan'da da saat 10'da Atış Poligonu'nda iticilik turnuvası düzenleniyor. Akşam saat 21.30'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Toroslar'da Doğuz ve Yalmasında konser düzenlenecek değerli seyirciler. Ve şunu da belirtelim ki bugün Kültür Merkezi'nden birazdan yayınlanacak, gerçekleştirecek olan tebrikat töreninde icatiyle de sizlere canlı olarak ulaştıracağız değerli seyirciler. Şimdi şu anda ana protokol Kültür Merkezi Şeref Salonu'na geçiyor ve askeri birliklerimizle resmi geçit münasebetiyle gerçekleştirecek olan resmi geçitte başlamak için uygun yerlerine şu anda geçiş yapıyorlar. Birazdan Kültür Merkezi Şeref Salonu'ndan da sizlerle birlikte olacağız. Ve tabii ki günün ender ve dönemine yönelik röportajlarımızda yine CTV'den devam edecek efendim. Ali Gürkan Şamiloğlu'na teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Cumhuriyet Meydanı'nda sevgili izleyicilerimiz, Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kültür Merkezi'ne geçildi. 9.30'da başlayacak tören. Tebrikatları kabul edecek Sayın Vali ve Garnizon Komutanı. Hemen akabinde de tekrar Cumhuriyet Meydanı'na geçilecek ve Cumhuriyet Meydanı'nda da konuşmalar, şiirler ve resmi geçit töreni gerçekleşecek sevgili seyircilerimiz. Tabi bu arada biraz geçmişimizi de hatırlamamız gerekiyor. 30 Ağustos'la ilgili görüntülerimiz de var. O görüntüleri de izleyelim, biraz geçmişe dönelim ve 30 Ağustos'un önemine şöyle bir göz atalım sevgili seyircilerimiz. Hemen Ezel arkadaşım bize. Efendim? Evet, o zaman girelim.
Şöyle bir geçmişe gittik sevgili seyircilerimiz. Tabii o anları yaşamak baktığımızda geriye döndüğümüzde o anları birebir yaşamak biraz imkansız. Yani kendimizi o ortama keşke sokabilme imkanına sahip olsaydık da o an yaşananları, o an o milli duyguyu, milli seferberliği, milli mücadelenin nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştirdiğini yaşayabilme imkanına sahip olabilseydik keşke ama maalesef olamıyor. Ama en azından biliyoruz ki büyük bir mücadele 20 gram, sergilenmiş ve 20 gram bu margarin, 20 mücadele gram vanilya, 20 kapsamında gram sevgili muskat. izleyicilerimiz çok büyük bedeller verilmiş vatan uğruna, namus uğruna, bağımsızlık uğruna. İşte bu yüzden 3-5 çapulcunun neden başarılı olamadığının bir göstergesidir bu. Bu vatan kolay kazanılmadı ki çok kolay kaybedilsin. Masa üstünde kaybedilsin, kağıt üzerinde kaybedilsin veya hacı yatmaz oyunlarıyla kaybedilsin. Çünkü o milli ruh bir gün gelir depreşirse bu ülkeye uzanan hain eller hem bu ülkenin hem bu vatanın ekmeğini yiyip de bu ülkeye ihanet edenlerin gırtlağına kadar parmağını sokacak bir hal alır o milli duygu. Tabii tüm Türkiye'de olduğu gibi dünyada elçiliklerimizde ve dış ülke temsilciliklerimizde de bu coşku yaşanıyor. Anıtkabir'den görüntüler var. Onu da görelim. Efendim? Evet, peki. Görüntüler geçti. Birazdan sevgili izleyicilerimiz yine saat 9.30'da kültür merkezinde olacak arkadaşlarımız. Hatta onlar önceden hazırlanırsa röportajlarla birlikte bize ulaşacaklar ve oradaki ortamı bizlere aktaracaklar. Bizler de buradan sizlerle paylaşacağız. Bu arada sevgili izleyicilerimiz bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Altta görüyorsunuz adreslerimiz var. Facebook ve Twitter adreslerimiz var. Mail adresimiz var. Bize bunların herhangi birinden ulaşabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili mesajlarınızı aktarmanızı istiyoruz. Buradan tüm kamuoyuyla paylaşalım istiyoruz. Duygu ve düşüncelerinizi Twitter veya Facebook üzerinden bizlerle paylaşırsanız buradan herkese bu mesajlarınızı da aktarmış olacağız. Böylelikle sevgili izleyicilerimiz. Tabii bugün Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemi 30 Ağustos. Gazetelerin de aslında gündemi 30 Ağustos. Gazetelerimiz de 30 Ağustos'a çok büyük yer vermişler. Dediğimiz gibi Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören az önce sona erdi. Televizyonlarını yeni açanlar için söyleyelim. Cumhuriyet Meydanı'nda az önce izleyenler, görenler az önceki yayınımızda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören tebriklerin kabulü için Kültür Merkezi Şeref Salonu'na geçilecek ve orada devam edecek. Dakikalar sonra tekrar oradan bir bağlantı gerçekleştirip o ortamı da sizlere aktaracağız sevgili izleyicilerimiz. İçel TV bu anı bugünü sizlere canlı olarak aktarmaya devam edecek. Kültür Merkezi'ndeki tebligatların kabulünün ardından tören yine Cumhuriyet alanında devam edecek. Cumhuriyet alanında da günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından şiir okunacak ve askeri resmi geçit töreni gerçekleşecek. Akabinde sevgili izleyicilerimiz her yıl olduğu gibi bu yılda Cumhuriyet Halk Partisi alternatif bir kutlama gerçekleştirecek. Onlar da Atatürk Anıtı'na çelenk sunacaklar ve bir konuşma gerçekleştirip böylelikle bugünkü kutlamaları sona erdirecekler ama tabii akşam saatlerine kadar birçok alanda, birçok kentimizin muhtelif yerlerinde, Deniz Müzesi'nde, işte limana yanaşacak savaş gemisinde bir dizi etkinlikler var. Bu etkinliklerle zafer coşkusu yaşamaya, yaşatılmaya devam edilecek bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve biz de bu anları sizlere canlı olarak aktarmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarımız şu an Cumhuriyet Meydanı'nda ve Kültür Merkezi'nde konuşlanmış durumda.
Evet, peki Türkiye'nin gündemi dedik, Türkiye'nin gündeminde de 30 Ağustos Zafer Bayramı var. Peki gazetelere nasıl yansıdı? Aslında dün hükümetin kabinesinin oluşması vardı. Hükümet kabinesini oluşturdu. Bunu da kamuoyuyla paylaştı. Tabii herkesin gündeminde, Türkiye'nin gündeminde de yeni hükümetin kabinesi de vardı. Katılan yeni bakanlar oldu, çıkanlar oldu. Onları da aktaracağız sizlere. Gazetelerimize şöyle bir göz atalım bakalım. Bugünkü ilk sayfalarında gündemi nasıl belirlemişler? Akşam gazetesi logo üzerinden verdiği haberde 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun demiş. Ve hemen logonun altından sevgili izleyicilerimiz İstikrar Kabinesi demiş Başbakan Davutoğlu Bakanlar Kurulu'nu açıkladı. Erdoğan liderliğinde yeni Türkiye'nin rotasını çizen kabine küçük bir revizyonla yoluna devam ediyor. Numan Kurtulmuş, Yalçın Akdoğan, Nurettin Canikli ve Volkan Bozkır icraatın yeni isimleri deniliyor. Dört yenilikle rötuş yapıldı. Dışişleri Çavuşoğlu'na emanet edildi bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve önemli bir konu, eğitimle ilgili bir konu. 100 öğrenciden 93'ü tercih ettiği okulda Milli Eğitim Bakanlığı TEOG'daki bilgi kirliliğine son verdi. Kasıtlı çarpıtmalara süren nakil tartışmasına cevap var. Bu konu çok tartışıldı, bu konu çok gündemde tutulmaya çalışıldı. Öğrencilerin %93'ü tercih ettikleri okula sorunsuz yerleşti. Sadece 254 öğrenci İmam Hatiplere yönlendirildi. Bunların 45'i hiçbir tercihte bulunmayan, 209'u çok programlı lise tercihi yapanlar diyor. Ve gayrimüslimler İmam Hatip'e bilinçli yerleştirildiği iddiası doğru değil. Zaten e-okul sisteminde din hanesi yok diyor. Okul değiştirmek isteyenler nakil talebinde bulunabilir. Nakiller okul açıldıktan sonra da devam edecek bilgisi gelmiş sevgili izleyicilerimiz, yetkili makamlardan açıklamalar. Ve Beşir Atalay da aynı zamanda AK Parti sözcüsü oldu. Ekonomide aynen devam edecek diyor gazete ilk sayfadan ulaştırdığı haberlerde. İlk resmi törenin gerçekleştirildiğine dair haberi de aktarıyor ilk sayfadan gazete. Ve devam ediyoruz, farklı bir gazeteye geçiyoruz sevgili seyircilerimiz. Aydınlık Gazetesi de Zafer bayramınız kutlu olsun. Aslında ben bu cümleyi hep takılmışımdır. Yani Zafer Bayramınız. Şimdi düşünün, bir kurumsunuz, bir kuruluşsunuz ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteriyorsunuz. Bu bir gazete olabilir, bu bir iş yeri olabilir, bu bir belediye başkanı olabilir, bir vali olabilir veya bir televizyon kuruluşu olabilir. Yani şu cümle bana çok yanlış geliyor. Yani şuradaki cümle, Zafer Bayramınız kutlu olsun. Senin Zafer Bayramın değil mi? Hepimizin Zafer Bayramı. Ya yani bu cümlenin ben aslında her bu tür kutlamada bu şekilde yapılması kaçtım. Doğru bir yazım değildir bence. Bence Türk Dil Kurumu bu konuda bir açıklama yapması gerekiyor. Zafer Bayramı hepimizin bayramı. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Daha mantıklı, daha düzgün ve bence daha doğru bir yaklaşım. Zafer Bayramınız kutlu olsun demek, kendi üzerine alınmayan fakat okuyucularının bayramını kutlayan bir durum gibi geliyor. Bu da hoş bir durumla karşı karşıya değil. Evet, Aydınlık Gazetesi sevgili izleyicilerimiz, bakın. Aslında bugün pek siyaset konuşmak istemiyoruz. Bugün Zafer'in yıl dönümü ama hani siyaset maalesef artık hayatımızın bir parçası haline geldi ve gidişat bu yönde seyir alıyor, dizayn alıyor. Şimdi dün yine Aydınlık Gazetesi'ni okuduğumuzda Aydınlık Gazetesi bir yazı dizisi başlatmıştı ve dün de eleştirmiştim yayınımda. Demiştim ki bakın bir yazı dizisi haline getirilmiş İmralı Cani'si. Onlar Öcalan dese de benim için hala Cani. İmralı Cani'si CHP için talimatlar vermiş gibi bir haber. Onu da yarın diye manşetten vermişti. Dün okumuştuk sizlere. Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi bugün o yazı dizisine devam etmiş. İmralı Cihanisi'nin CHP ile ilgili söylemlerine yer vermiş.
Şimdi bakın ne diyor? Kemal'e selam söyleyin demiş. Ulusalcılar CHP'yi aşağıya çekiyor. Kılıçdaroğlu komisyona adam versin demiş. Öcalan BDP heyetiyle yaptığı 14 Nisan 2013 tarihli görüşmede CHP ile ilgili şu çarpıcı ifadeleri kullanıyor. Kemal'e selamlarımla beraber deyin ki Kemalizm güncellenerek faydalı olabilir demiş. İmralı tutanaklarını yayınlıyor Aydınlık Gazetesi. Peki Aydınlık Gazetesi bu tutanaklara nasıl ulaşıyor dersiniz sevgili izleyicilerimiz? Bu tutanaklar diğer gazetelerde neden yok diye çok merak ediyorsanız bence çok merak etmenize gerek yok. Hemen söyleyelim. Aydınlık Gazetesi biliyorsunuz hani kendisini de göstermek istiyorum. Köşe yazısı var, yazar kendisi burada. Bugün koymamışlar resmini maalesef. Doğu Perinçek, bulamadım onu. Doğu Perinçek'in biliyorsunuz sevgili seyircilerimiz. Doğu Perinçek biliyorsunuz değil mi? Yani anlatmama gerek yok. Dağda o İmralı canisiyle halaylar çektiği resimleri biliyorsunuz. Kankalar biliyorsunuz, dostlar. Kol kola dağlarda o benim askerimi şehit eden, benim kundaktaki bebeğime kurşun sıkan PKK'lı teröristlere selam sizlere işte onların istediği hitapla hitap etmişti Doğu Perinçek. O yüzden kankası mutlaka bu bilgileri ona ulaştırmıştır İmralı canisi. Bu bilgiler bu şekilde sadece Aydınlık'ta, sadece Doğu Perinçek'te oluyor. Bu da normaldir. Yani içilmiş kahvenin, dağda çekilmiş halayın ve dağda sunulmuş bir gülün herhalde ömür boyu bir hatırı vardır Doğu Perinçek'te. Ne diyelim sevgili izleyicilerimiz? Bugün gazetesine geçiyoruz. Bugün gazetesi de sevgili izleyicilerimiz yine logo üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun mesajını geçmiş. Yeni kabinede 4 yeni bakanın yer aldığına dikkatleri çekmiş bu arada. Ve gazete farklı bir habere gündemi çekmeye çalışıyor. Farklı bir yere odaklanmamızı istiyor. Yurttan ölüme gönderiliyorlar. Kanayan bir yaraya parmağı basıyor aslında bu haberle. Her yıl yaklaşık 700 çocuk 18 yaşını doldurduğu için devlet yurtlarından sokağa salınıyor. Bunlardan ortalama 70'i hayata tutunamayıp intihar ediyor. %20'si suça sürükleniyor diyor bu haberle birlikte aslında. Bu tür devlet yurtlarındaki çocukların hani onlarda bir sistem vardı. O çocuklar belli bir işe, belli bir devlet kurumuna yerleştiriliyordu. Hayatlarını idame ettirebilsinler diye. Ve sevgili izleyicilerimiz devam ediyoruz. Yolsuzluk ihbarı yüzünden öldürüldü deniyor. MHP'li Yeniçeri'den Tello uçak suikastı için müthiş iddia. MHP milletvekili Özcan Yeniçeri PKK'nın öldürdüğünü açıkladığı Tello uçakta uçakla 4 ay önce mecliste görüştüğünü bildirmiş, açıklamış bu arada. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Dediğimiz gibi altta adreslerimizi görüyorsunuz. Twitter ve Facebook hesaplarımızdan bizlere ulaşıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi, mesajlarınızı da buradan iletmek istiyoruz. Bize ulaşırsanız mesajlarınızı kamuoyuyla büyük bir memnuniyetle paylaşacağız. Cumhuriyet Gazetesi bağımsızlık yolunu açan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 92. yılı bir ulusun destanına yer veriyor manşetten. Ve 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm yurtta düzenlenecek etkinliklere kutlanacak. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak ilk kez katılacağı Zafer Bayramı törenlerinde CHP lideri Kılıçdaroğlu da hazır bulunacak. Ancak Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Bahçeli Erdoğan'ın akşam saatlerinde Çankaya'da düzenleyeceği resepsiyona katılmayacak. Kılıçdaroğlu'nun 30 Ağustos mesajındaki Kuvayi Milliye Destanı'nda olduğu gibi yok edin insanın insana kulluğunu vurgusu dikkat çekmiş. Ve Erdoğan Davutoğlu'nun yanına en yakınındaki ismi yerleştirdi. Kabinedeki kulak diyor Akdoğan sevgili izleyicilerimiz başbakan yardımcısı olarak Yalçın Akdoğan. 62. Hükümet Başbakan Davutoğlu tarafından kuruldu. Kabineye yeni giren 4 kişiden en kritiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınındaki isim Yalçın Akdoğan'dı diyor. Ve devam ediyoruz yine farklı bir gazeteye geçiyoruz. Evrensel Gazetesi'nin de manşetten verdiği haberde Davutoğlu kabinesinden ziyade Erdoğan'ın kabinesi
kendi kabinesini kuracak emanetçi başbakan değil dendi. Ancak Başbakan Davutoğlu Erdoğan'ın kabinesini dişe dokunur bir değişiklik yapmadan devraldı diyor. Ve sadece 4 yeni isim ilave edildi. Gidenler de var. Birazdan o gidenleri de sizlere aktaracağız. Devam ediyoruz yine farklı bir gazeteye geçerek. Güneş gazetesi 2015 kabinesine yer vermiş ve logo üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun demiş. Zafer Bayramınız kutlu olsun demiş. Belki bir ayrıntıdır ama her şey, bütün doğrular ayrıntılarda saklıdır. Güneş gazetesi 2015 kabinesine yer veriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı seçiminin ardından bir siyasi virajı daha döndü. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlığındaki 62. hükümet kuruldu. Yeni kabine 4 yeni isim girdi. Bülent Arınç, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş Başbakan Yardımcısı olarak görev alacak. Bekir Bozdağ Adalet Bakanı olarak, İsmet Yılmaz Milli Savunma Bakanı, Efkan Ala İçişleri Bakanı, Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı, Mehmet Şimşek Maliye Bakanı, Nabi Avcı Milli Eğitim Bakanı, Volkan Bozkır AB Bakanı, Niyaz Zeybekçi Ekonomi Bakanı, Taner Yıldız Enerji Bakanı, Nurettin Canikli Gümrük ve Ticaret Bakanı, Fikri Işık Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı, Faruk Çelik Çalışma Bakanı, Lütfi Elvan Ulaştırma Bakanı, Ömer Çelik Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Mezinoğlu Sağlık Bakanı, İdris Güllüce Çevre Bakanı, Ayşenur İslam Aile Bakanı, Çağatay Kılıç Gençlik ve Spor Bakanı, Veysel Eroğlu Orman Bakanı, Cevdet Yılmaz Kalkınma Bakanı olarak kabinedeki yerlerini almışlar. Ve Başkomutan Gata'da sevgili izleyicilerimiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni görevde ilk görevini de ilk törenini de Gata'da katıldı. Mezuniyet törenine Başbakan Davutoğlu ile birlikte gelen Erdoğan diplomasını verdiği dönem birincisini kutladı ve başarı diledi. Devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz hemen sevgili seyircilerimiz. Habertürk gazetesi logo üzerinden verdiği haberde Zafer'in belgesine yer veriyor. Düşman bitiren emrin orijinali ilk kez Habertürk'te. Mustafa Kemal, ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emrini yazılı olarak vermişti. Yunan ordusu 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da imha edilince Mustafa Kemal 1 Eylül'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri diye emretmiş ve birlikler İzmir'e ilerlemişti. Mustafa Kemal emri karargah subayı Şükrü Ali Bey'e yazdırıp imzalamış, sahra telefonlarıyla birlikte iletilmişti. İşte Genelkurmay'da saklanan emrin orijinali diyor sevgili seyircilerimiz. Gazete Zafer Bayramı kutlu olsun mesajını da iletiyor. Ve İstikrar Kabinesi diyor Habertürk gazetesi, Başbakan Davutoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı yeni bakanlar kurulunu açıkladı. Seçim öncesi kapsamlı değişiklik olmadı. 4 yeni isim girdi. 1 isim yer değiştirdi. İşte 4 yeni bakan diyor. Yalçın Akdoğan, Numan Kurtulmuş ve Nurettin Canikli sevgili izleyicilerimiz, Volkan Bozkır. Çözüm süreci Yalçın Akdoğan'a emanet deniliyor bu arada. Ve devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinin de ilk sayfadan verdiği haberde, logo üzerinden verdiği haberde Cumhuriyet'in zafer tacına yer veriyor. Dünya tarihini değiştirdi. Genç Türkiye'nin temel taşı diyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. TEOG'da velilere zorluk verdik diyor. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, TEOG sonrası yerleştirme kaosunu velilerimize zorluk verdik ama sistem oturuyor sözleriyle değerlendirmiş. İfade vereceğim diyor. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Güler Bakan döneminden kalma kayıp trilyon davası için ifade vermek üzere önümüzdeki haftalarda savcılığa gitmek istediğini söylemiş. Bu konuda zaten bir suç duyurusunda da bulunmuş. Onu da sizlere aktaracağız. Sevgili izleyicilerimiz, kayıp trilyonla ilgili 11. Cumhurbaşkanı Sayın Gül'ün de ifade vermesini, bu konuda bilgilerini paylaşmasını isteyen bir suç duyurusunda bulmuş. Onu da sizlere aktaracağız birazdan. Ve kabineye 4 rütuş haberine yer veriyor yine sevgili izleyicilerimiz gazete.
Devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz yine. Milliyet Gazetesi, Milliyet Gazetesi de 92. yılı kutlu olsun, zafer, büyük zaferin diyor. Ve seçim kabinesi Cumhurbaşkanı 62. hükümeti onayladı. Davutoğlu'nun kabinesinde 4 yeni isim yer aldı. Kulislerde seçim nedeniyle dengeler korundu. Yorumları yapılmış bu arada. Bu arada birazdan sevgili izleyicilerimiz Kültür Merkezi'ndeki tebligatları kabul töreni başlayacak. Evet, tören başlayınca tekrar bir bağlantı gerçekleştireceğiz Kültür Merkezi ile. Ve sevgili izleyicilerimiz Erdoğan Fidan'ı MİT'te istedi. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturması için uzun süre ısrar etti. Ancak Erdoğan'ın kararının MİT'ten yana olduğu söyleniyor, deniliyor. Atalay da parti sözcüsü oldu. Giden isimler arasında Emrullah İşler, Beşir Atalay ve Hayati Yazıcı var. Şimdi bakın, çok ilginçtir ki çözüm sürecini Sayın Beşir Atalay'ın yürüttüğü bir kabine vardı daha önce, biliyorsunuz. Sayın Davutoğlu'nun yeni belirlediği kabinenin öncesindeki kabinede Sayın Beşir Atalay çözüm sürecinden sorumluydu. Ve bakın, bir gazete Sayın Beşir Atalay'ı çok eleştiriyordu bu konuda. İşte çözüm sürecinin mimarı, işte çözüm sürecinin medarı iftiharı gibi söylemlerle eleştiriyordu. Ama aynı gazette bugün baktık ki Beşir Atalay için de üzülmüş gitti diye. Yani bu çelişkiyi anlamak mümkün değil. Birazdan göreceğiz sevgili izleyicilerimiz. Devam ediyoruz. Farklı bir gazeteye geçiyoruz. Ve Orta Doğu. Orta Doğu Gazetesi sevgili izleyicilerimiz logo üzerinden 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun mesajını vermiş. Logo altından verdiği haberde de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e talimat, MHP'yi karıştırın. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın köşke çıkarken ilk icraatının MİT'e MHP'yi içeriden karıştırın talimatı verdiği iddia edilmiş diyor. Şimdi hep şu vardır değil mi bizim siyasetimizde? Düşünün ki 9 seçim birden kaybediyorsunuz. Şimdi 9 seçim boyunca acaba Başbakan MİT'e MHP'yi karıştırın talimatı mı vermişti? Yani bu 9 seçim boyunca kaybetmenin faturasını neden hala bir yerlere kesmek durumunda kalınıyor? Onu anlamış değiliz. Evet, bunun bir faturası var. Bu faturanın ödemesi gereken bir muhatap var. Ama bu muhatapları neden dışarıda arıyoruz? Yani neden illa dışarıdan birinin Milliyetçi Hareket Partisi'ni karıştırdığını, Milliyetçi Hareket Partisi'nin başarılı olmaması için mücadele ettiğini düşünüyoruz? Neden acaba artık siyasetimizin, Milliyetçi Hareket Partisi siyasetinin yanlış bir adımda, yanlış bir yolda ilerlediğini kabul etmiyoruz? Mesela en büyük yanlış acaba şu değil miydi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? Ortaya atılan çatı aday Ekmelettin İhsanoğlu, Sayın Devlet Bahçeli'nin adını bile söyleyemediği Ekmelettin İhsanoğlu'nu Cumhuriyet Halk Partisi'nin önermesiyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ipiyle kuyuya inerek, acaba böyle bir hata zincirine bir hata zinciri daha eklendiği hiç mi akıllara gelmedi? Bunu gerçekten çok merak ediyoruz. Acaba Milliyetçi Hareket Partisi 9 seçim kaybetmenin bedelini başbakanı mı kesiyor, yoksa mevcut genel başkan Sayın Devlet Bahçeli'ye mi kesilmesi gerekiyor? Bunu bence oturup iyice düşünmeleri gerekiyor Milliyetçi Hareket Partisi'nin. Ve devam ediyoruz farklı bir gazeteye. Posta Gazetesi sevgili izleyicilerimiz. Posta Gazetesi Medeniyetin Zaferi diyor. 29 Ekim 1929 akşamı Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara Palas'ta büyükelçilere verilen davet, Atatürk'ün yanında Rusya Büyükelçisi'nin eşi Bayan Suriç, onun yanında da dönemin Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Aras var. Türk ulusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı 92 yıl önce bugün kazanmıştı. Atatürk savaş sonrası Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyet hedefiyle kurmuştu. Yıl 2014, komşuları Orta Çağ'dan kalma din savaşları yaşarken laik Türkiye çağdaşlık yolunda yürüyor. Türk milleti bugün Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyetin değerini daha iyi anlıyor diyor.
Evet, dün Dedeler Savaşı vardı, kavgalar vardı. Habere taşımış sevgili seyircilerimiz. Dün gördüğünüz bu dedeler tekmeli, tokatlı birbirlerine girmişlerdi. Ve Erdoğan'a şok davet var. Osmanlı İmparatorluğu 1915'te 1 milyon üzerinde Ermeni'yi Suriye'ye sürgüne göndermiş. Göç sırasında yüz binlercesi ölmüş ya da öldürülmüştü. Zorunlu göç kararının alındığı tarih olan 24 Nisan'da Ermeniler soykırım günü olarak anıyor. Türkiye ise soykırımı kabul etmiyor. Erdoğan başbakan olduğu dönemde Türkiye tarihinde ilk kez bu yıl 24 Nisan'da taziye mesajı yayınlamış ve Ermenilerin acısını paylaşmak insanlık vazifesidir. Hayatlarını kaybeden Ermenilerin torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz demişti. Erdoğan'ın önceki gün Cumhurbaşkanlığı görevini Gül'den devraldı. Çankaya Köşkü'ndeki törene Ermenistan Dışişleri Bakanı Nalbandyan da katıldı. Nalbandyan, Erdoğan ile törende kısa görüşme imkanı buldum. Kendilerine 24 Nisan 2015'te Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yapılacak soykırımın 100. yılı anma etkinliklerine resmi davetimizi ilettim. Katılacağını umuyoruz demiş bu arada. Tabii biz hala Ermenistan'ın soykırım iddialarını sözde soykırım iddialarını kabul etmiyoruz. Kabul edilecek bir durum değil. Ermenistan artık aklını başına çekmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti veya Osmanlı böyle bir soykırımın içinde bulunmadı, bulunmamıştır. Aksine eğer bir soykırım yaşandıysa bu Ermenistan tarafından yaşanmıştır. Bunun bu şekilde bilinmesi artık gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı, 92. yıl dönümü tekrar kutlu olsun hepimize. Tabii sevgili izleyicilerimiz kutlama mesajları da var. Hemen kutlama mesajlarımızı izleyelim, ardından yine sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 92. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Mükerrem Toğlu, Erdemli Belediye Başkanı. Erdemli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu geleneksel 30 Ağustos güreşleri ve Gülşen konserine tüm halkımız davetlidir. Yer Hacı Alanı Erdemli. Anadolu'da yaşayan tüm halklarımızın ortak direnişi, azim ve kararlılığıyla kazanılan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 92. yıl dönümü kutlu olsun. Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Yüksel Mutlu, Fazıl Türk. Ben onu, 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 ben
Evet sevgili izleyicilerimiz, tekrar sizlerle birlikteyiz ve tekrar şimdi karşımda Ali Gürkan Şamiloğlu olacak. Ali Gürkan Şamiloğlu da Cumhuriyet Meydanı'ndan bizlere ulaşacak. Kültür Merkezi'nde tebligat töreni başlıyor. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu şu an karşımda. Evet Ali Gürkan Şamiloğlu, söz sende. Seni dinliyoruz. Değerli seyirciler, Cumhuriyet Meydanı'ndan canlı yayınımız devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 92. yıl dönümü Mersin'de de büyük bir coşku, gurur ve heyecanla kutlanıyor. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda saat 8.30'da Atatürk'ün Mersin Valisi Sambaşçı Güzeloğlu, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Atilla Demirhan, Kuzey Cephe Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Çelenk Sundular, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşımız okundu. Daha sonrasında ise Kültür Merkezi'ne geçildi. Şeref Salonu'nda ana protokol tebrikleri kabul etti. Tebrikat töreni hala devam ediyor. Sonuna yaklaşıldı. Birazdan Mersin Valisi, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Meydanı'na gelecek ve burada ana törenler başlayacak. Ana törenler yine İstiklal Marşımızın okunması ve şanlı bayrağımızın göndere çekilmesiyle başlayacak. Daha sonrasında ise günün anlam ve önemine yönelik İkbal Yüzbaşı İlhan Tabur tarafından bir konuşma yapılacak. Bir öğrencimiz şiir okuyacak, bir muharip gazimiz şiir okuyacak. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları topluluğunun bir gösterisi olacak ve geçit töreniyle Mersin'deki kutlamalarda, resmi törenlerde sona erecek. Geçit töreninde de askeri birlik ve muharip gazilerimizden oluşan birlik yer alacak değerli seyirciler. Bugün aynı zamanda Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile bazı aktiviteler düzenliyor. Onlar hakkında bilgi vermek istiyorum. Bugün saat 10 sularında başladı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Toroser ilçesindeki Bobce salonunda badminton turnuvası düzenleniyor. Yine bugün Erdemli'de atıcılık poligonunda atıcılık turnuvası düzenleniyor. Akşam saat 21.30'da da Büyükşehir Belediyesi tarafından Gözde Yaylası'nda Zara konseri düzenlenecek değerli seyirciler. Ve tabii ki duyuyorsunuz soru sesleri. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum hemen o bölgeye doğru dönmesini. Şu tarafta da değerli seyirciler davul zurna çalınıyor. Ve orada da İşçi Partililer, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeleri birer konuşma yapıyorlar değerli seyirciler davul zurna eşliğinde. Evet, Faruk Bey, Sayın Vekilim, sizler işte orada alabilir miyiz efendim? İçer TV'de şu anda canlı yayındayız. Günün anlam ve önemine yönelik Sayın Seçer, neler söyleyeceksiniz? Evet, tabii Ağustos'un tarih açısından çok önemli bir gün. Ağustos aslında Ağustos'un geleceği açısından da bir zorunlu noktası bu zafer. Hem o toprakların hem komşu toprakların Orta Doğu Emniyat tarih açısından da yeni bir dönemin açılması. Yaşadığımız ülkemizin kurulması, Cumhuriyet'in kurulması açısından önemli bir günü idrak ediyoruz. Tabii bu günün arka planında emek var, mücadele hazmi var. Her şeyden önemlisi bu topraklar üzerinde yaşayan hangi etnik yapıdan, hangi inanç konumundan olursa olsun insanların birlik ve beraberlik içerisinde mücadelesi var. Sonucunda zaferle taşlanan bir mücadele sürecinin de yeni bir mücadele sürecinin de başlangıcı var. Baştan baktığımız zaman bu ikinci heyecanıyla bugüne tüm ulusumuzun yaşaması gerektiğini düşünüyorum. O düşünceyle, o inançla, o anlayışla umut ediyorum. Yine bundan sonraki süreçte özellikle
kişilerin bilinçle kendisi araştırmalar dille birleştirerek, insanlarımızı kategorize ederek değil, bütünleştirerek bir yapı oluşturmanın mücadelesine birlikte vermek zorundayız. O günlerden oradan bir takım feyizler almak, dersler çıkartmak durumundayız. Ben faizliğine tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah daha nice böyle günler birlikte beraberlik içerisinde yaşamı temelisini iletmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Evet, CHP İl Başkanı Faruk'a karşı siz neler diyeceksiniz efendim? Efendim bugün Türk ulusu için çok önemli bir gün. Biz bugün 30 Ağustos Büyük Zafer'in 92. yılını kutluyoruz. 1638 yılında itibaren toprak kaybetmeye başlayan Osmanlı, kendi bölgesinin içerisinde sürekli kaybeden devlet pozisyonundaydı. Yıllar sonra girmiş olduğu Belediye Savaşı'ndaki ittifak yapmış olduğu ülkelerin de mağlup olmasıyla kendisi mağlup olamamasına rağmen o da yenik sayıldı. Ülkesinin her tarafına 4000 dönümden düşkün girmişti. Artık ülke tamamen kendi arasında kimin tarafından yöneticileri tartıştır bir pozisyondayken bir kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkmasıyla işte Malasya, Erzurum, Sivas, Kırmızı'yla beraber 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne halkın iradesi, Büyük Millet Meclisi'ne her savaşının iradesini, yani memleketin iradesini Büyük Millet Meclisi'ne verilmiş oldu. Ve böylece Cumhuriyetçi Kurtumuz yolundaki en büyük ilerleye katılmış olduk. İşte bu arada savaşı idare eden Türkiye Büyük Millet Meclisi, Birinci Bey'in ikinci İnönü Meydan Muharebelerinden sonra da Sikkale Meydan Muharebesi'yle ilk defa 1600 yıllardan sonra ilk defa toprak kazanmaya başlamıştı. Tabii ki tamamen eski yokluk içinde olan, her tarafı işgal altında olan bir ulusu bu toprak etkisi yapmıştı. Mustafa Kemal Atatürk kendi arkadaşları beraber yapmış olduğu toplantıda düşmanın son darbeleri verilmesi gerektiğini bizzat ötek etti. Onun içinde toplanan Türk ordusu, güneyden ve kuzeyden toplanan Türk ordusu 26 Ağustos'ta başlatmış olduğu mücadeleyi 30 Ağustos'ta taçlandırdı ve düşmanı yendi. Tam bu arada Düşman Kuvvetleri Başkomutanı Trikopisi de orada esir almış oldu. 9 Eylül'de de İzmir'de güneyin dökülmesiyle beraber ülkelere göndermesiyle beraber öyle söyleyelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki Türkiye toprakları üzerindeki düşman kuvvetlerinin yok edilişe yol açılmış oldu. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin 30 Ağustos'a çok şey borçluyuz. Burada şehit olanları, ülkenin bağımsızlığı yolunda şehit olanlara çok şey borçluyuz. Bunun için 30 Ağustos'a hiçbir zaman unutmamalıyız, unutmamalıyız. Bu uğurda arkasına dönmeden, bakmadan, ben ne olacağım demeden, ömrümü en genç yaşta bu topraklar için veren aziz şehitlerimize minnetlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde yaşamış, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bulunmuş olduğu zor şartlardan da mutlaka bir gün birbiriyle, sevgi bağıyla birbirimize tutunarak birlik içinde çıkacağımızı umuyoruz. Onun için 30 Ağustos var, sürekli kutlanacak, bu bayrak göklerle bağlanacak. Milli birlik ve bütünlüğümüz, ruhsal bağımsızlığımız sonsuza dek yaşayacak diyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Sağ olun. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Sayın Akar'ın da günün anlam ve önemine yönelik düşüncelerini aldık değerli seyirciler. Tebrikat töreni hala kültür merkezinde devam ediyor. Birazdan sizlerde arkamda gördüğünüz üzere yavaş yavaş protokol üyeleri ve mülki erken tebrikat töreninden ayrılarak protokoldeki yerine almaya başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda ve burada ana törenle başlayacak diğer seyirciler. Ana törenler yine İstiklal Marşımızın okunmasıyla, şanlı bayrağımızın gönderi çekilmesiyle başlayacak. Daha sonrasında ise günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yapılacak. Bu konuşmayı da İkmal Yüzbaşı İlhan Tabir gerçekleştirecek. Sonrasında bir öğrencimizin şiirini dinleyeceğiz.
vereceğiz. Bir Muharrem Gazi'miz bir şiir okuyacak. Çağrısında Büyükşehir Belediye Hattarsan'ı toplumunun bir gösteri sunacak ve resmi geçit düzenlenecek. Resmi geçitin ardından da tören sona erecek. Hemen şunu da hatırlatalım, belirtelim. Bugün Mersin'de liman içerisine Türkiye Cumhuriyeti donanmasına ait Tarsus isimli savaş gemisi devirledi. Bu savaş gemisi bugün vatandaşların ziyaretine açıldı ve Çamlıbel'deki balıkçılarına da bulunan donanmaya ait iskeleden de yine bir savaş botuyla gemiyi ziyaret etmek isteyen vatandaşlar gemiye götürülüyor. Sonrasında ise karaya döndürülüyor ve bugün de ücretsiz olarak Uğur Camii yanında bulunan deniz müzesi de vatandaşlarımızın hizmetine açıldı ve ayrıca bugün özel olarak da Atatürk ve 30 Ağustos konulu bir resim sergisi de, fotoğraf sergisi de açıldı. Deniz müzesinde bu noktalarda hem savaş gemisi hem de deniz müzesi saat 9'da 17 saatler arasında ücretsiz bir şekilde ziyaret edilebilir değerli seyirciler. Ve müsaadenizle ben evet, değerli seyirciler, devam ediyoruz. Canlı yayınımıza Cumhuriyet Meydanı'ndan ve Muharip gazilerimizde şu anda. Evet, Kemal Bey'i alalım. Kemal Bey! Evet, değerli seyirciler, Muharip gazileri de meydansız şurada başkanı. Değerli seyirciler, Mustafa Duydunuz üzere şimdi bir araç üzerinde, tören aracı üzerinde Mersin Mahallesi Hasan Basri Güzeloğlu Büyükşehir Belediye Başkanı Muharrem Kocamaz ve Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı. Değerli seyirciler ki kendileri 20 gün öncesinde göreve başladı Atilla Demirhan. Vatandaşlarımızın evet, tören aracıyla söylenmişti ama hayır, şu anda yürüyerek bayram tebriği gerçekleştiriyorlar. İlk önce Mehmetçiklerin bayramını kutladılar, Muharip Gazilerimizin bayramını kutladılar ve şu anda da vatandaşlarımızın bayramıyla birlikte sizler de ekranlarınızda gördüğünüz üzere tebrik ediyorlar değerli seyirciler. Kendileri şu anda Atatürk'ü düşünce derneği çatısı altında bugüne yönelik olarak birleşen ve akşam saatlerinde alternatif bir tören düzenleyecek olan sivil toplum kuruluşlarının da bayramını tebrik ettiler. Ve şu anda vatandaşlarla birlikteler. Ve şu anda Arap protokole doğru yaklaştılar kendileri değerli seyirciler ve burada da protokol üyelerinin bayramını tebrik ediyorlar değerli seyirciler. Şu anda tekrar vatandaşlarımızın bulunduğu noktada kendileri ve buradan da bayram kutlaması gerçekleştirecekler. Sayın Valim, müsaadenizle İçerik TV'de canlı yayındayız efendim. Neler diyeceksiniz? Bayramımızı kutluyorum. Çok teşekkür ederim efendim. Ben seyirciler, Sayın Valim'in sada çok uzattığımızda çok kısa bir şekilde. Evet, ben seyirciler şu anda
Sayın Başbakanımız, kutluyuz, değerli seyirciler. Sayın milletvekillerim, Sayın Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, değerli Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ve komutanımız. Fatih Bayramı'nın 92. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Halkı'nın üzerine kutlama programını arz ediyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri adına binbaşı İlhan Tabur tarafından günün anlamını belirten konuşmanın yapılması, Akdeniz 75. yıl mühendisliği öğrencilerinden Fatih Yağmur'un 30 Ağustos yanlışı okuması, Mavrum Gaziler Derneği Başkanı Sayın Kemal Cındız'ın Doğru Yolda yanlışı okuması, Büyükşehir Belediyesi Halk Önder Ekibi'nin gösterileri, resmi geçit töreniyle durumumuz sona erecektir. Binbaşı Sayın İlhan Tabur'un günün anlamını belirten konuşmaları. Binbaşı İlhan Tabur. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Akdeniz Bölge Üniversitesi'nden son konuşan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, kıymetli Ersinliler, değerli silah arkadaşı, Yüce Türk Ulusu'nun bağımsızlık ve ulusal onurun uğruna nelere başarabileceğinin mükemmel ve anlamlı bir örneği olan Türk Silahlı Kuvvetleri 92 yıl boyunca altın harflerle yazılan büyük tarzı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. 30 Ağustos'tan beri tarihin her döneminde yürü yaşamış Yüce Türk Ulusu'nun ulu ömrünün etrafında kemiklerine milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde ya istiklal ya onur parolasıyla sürdürdüğü bir bağımsızlık mücadelesidir. Şanlı Türk tarihinin en önemli zaferlerinden birisi olan 30 Ağustos zaferi Anadolu'daki yüzlerce yıllık Türk varlığına kastedilene verilen en çarpıcı mesajdır. Türkler asla yok edilemez. Tarihten önce vardık, tarihten sonra da varız. Bu büyük sefer Afyon Karahisar Dumlupınar bölgesinde yapıldığı için Dumlupınar meydan müdahalesi, planlama, sevk ve idaresi bizzat Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi olarak da tanımlanmaktadır. Bu seferi takip eden süreç içerisinde yüzlerce yıl kendine özgü devlet geleneğiyle yoğrularak büyümüş ve bütün çabalara karşı zaman içerisinde tükenmiş bir imparatorluktan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk sayesinde en çağdaş yönetim şekli olan Cumhuriyet ile idare edilen yeni bir Türk devleti yaratılmıştır. Cumhuriyetin kuruluşunu takip eden yıllarda çağdaş uygarlığa ulaşma yolunda yapılan ve insanlık tarihine örnek teşkil eden devrimler ile gerçekleştirilen ekonomik, sosyal ve hukuksal reformlar yeni Türk devletinin medeni ve dinamik yolunu simgelemektedir. Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün eşsiz öngörüsü ile belirlediği somut hedefler sayesinde sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde bugünlere gelmiş ve çağdaş uygarlık hedefine ulaşma yolunda önemli adımlar atmıştır. Türk ulusu ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri, 30 Ağustos zaferi ve bu zaferi yaratan başta ulu önder Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarını hiçbir
Akdeniz 75. yıl fen lisesi öğrencilerinden Fatih Yağmur 30 Ağustos adlı şiir okuyacak. Her yıl bugün olur, 30 Ağustos. İçime bir ordu havası dolar. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler boz. Bardak imil imil, geçer ordular. Geçer tunç adımlar, demir gözler. Geçer mehmetçikler, geçer subaylar. Hepsinin alnında zaferden süsler. Geçer hayalimde bir bir alaylar. Geçer toplar, geçer atlar, yaz, al. Geçer dağlar, geçer yollar, şehirler. Yangınlar üstünde ince bir hilal. Yaralılar düşe kalka geçerler. Çılgın bir istekle düşen akını Afyon'da İzmir'e kaçlar çağlar. Unutmuş at gemi, kılıçlar kını. Can canı unutmuş zafere kadar. Ne var bu dünyada sana yakışan, alnında bir zafer sabahı kadar. Sen Mehmetçik, sana gök kahramı, sana zafer kadar yakışan ne var? Her yıl bugün olur 30 Ağustos, içime bir zafer havası dolar. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler buz. Bayrak imil imil, geçer ordular. Muharip Bağızlar Derneği Başkanımız Sayın Kemal Cındız, Uğur Yolcu adlı şiir okuyacak. Valim, milletvekillerim, Büyükşehir Belediye Başkanım, Gönüzol Komutanım, protokolün değerli üyeleri, sevgili Mersinliler, muhterem silahlı arkadaşım Gaziler. Bugün 26 Ağustos 1922'de başlayıp 30 Ağustos 1922'de biten Türkiye'nin varlığını ortaya koyan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyoruz. Bu bayram yüce Türk milletine ve sizlere kutlu olsun. Bu bayramı ben ifade ettiğini zannettiğim Uğur Yolcu şiirini sizlere okumak istiyorum. Eksiğim varsa şimdiden beni bağışlamanızı istiyorum. Uğur Yolcu, ölmeden gelip bastığın bu toprak, her devrin battığı yerdir. Eğer de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda, gördüğün bu tümsek Anadolu'nda, istiklal uğrunda, namus yolunda, can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Şey, koparken büyük zelzele, son vatan parçası geçerken ele, Mehmet'in düşmanı bulduğu sele, mübarek kanını kattığı yerdir. Düşün ki, haşrolan, kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek, amansız, çetin bir harbin sonunda, bütün milletin hürriye sevkini tattığı yerdir. Ne mutlu Türk'üm diyene, bayramınızı kutlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Mersin
Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunlar ekibinin gösterileri.
Sayacak Büyükşehir Belediyesi Gökler Sanat Topluluğu'nun Ege yöresine yönelik senin ardından şimdi de resmi geçilecek. Ben Kırım'da Mahalik Gazi Örmesi'nin oluşturduğu belik ve arkasında da baktığınız gibi Türkiye'de Kırmızıhan Komutanlığı'nda görevli askerlerimizin oluşturduğu belikle tanışacaklar. Resmi geçit gerçekleştirilecek ve bu resmi geçit töreniyle de Cumhuriyet Meydanı'ndaki askeri törenle Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlamalardan sonra olacak temsilciler. Tüm Türkiye'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve yurt dışındaki temsilciliklerde Zafer Bayramımızın 92. yıl dönümü büyük bir coşku, kudretli heyecanla kutlandı ve kutlamalar da devam ediyor. Resmi törenler Cumhuriyet Meydanı'nda bugün gerçekleştirildi ve hala devam ediyor. Fakat bunun haricinde bilgi etkinlikler de düzenleniyor. Örneğin bugün bugüne özel olarak Türkiye Cumhuriyeti donanmasına ait Tarsus isimli savaşçı gemisi Mersin limanında demirledi. Bir dubada ve vatandaşların ziyaretine açıldı. Mersin'de Çanlıbar Balıkçı Barınağı'nda bulunan barınağa ait iskelelerinde yine bir savaş batırıyor. Vatandaşlar götürüyorlar bu savaş gemisi ziyarete. Ayrıca bu da cami altında duran deniz müzesi de ücretsiz bir şekilde vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu ziyaretler akşam saat 17'ye kadar devam edecek. Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından da bir dizi etkinlik düzenlendi. Örneğin bugün saat 10'da başladı. Taraslar ilçesindeki Bütçe salonunda badminton turnuvası. Yine orada bir dakika yazış telefonunda da etkinlik turnuvası düzenlendi. Akşam saatlerinde saat 21.30'da da Büyükşehir Belediyesi tarafından Gözme ve Gözme Belediyesi'nde bir konser düzenlenecek. Konserde de Zara sahneye çıkacak değerli seyirciler. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nın bombası şu anda resmi geçit için yerini alıyor. Ve Türk ordusunu şahı bölgesi tarafından da Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı filanası da yeni Akdeniz tarafından geldi ve yerini şu anda geçiyor ve resmi geçitte de selam kurulacak ve geçitlere ve özel bir gösteri yapıyor şu anda Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı'nın bombası bahsediyor ve önde bomba komutanı Nazar koordinasyonunda özel bir gösteriyle selamladı da protokolü Garnizon Komutanlığı bombası yerini aldı ve resmi geçitte birazdan başlayacak ve başladı bahsediyor.
daha doğrusu bir sitemini var gerçekleştirildi. Seyirciler ve buradaki Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerde Cumhuriyetimizin kuruluşunu müjdeleyen bu büyük seferden ve Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin birlik ve bütünlüğü, milletimizin sarsılmaz birliği uğruna hayatını feda eden Türk şehitlerimize rahmetle, saygıyla, minnetçe bir kez daha anıyorum. Kahraman gazilerimize, bugünkü törenimize katılan, dahil olmak üzere milletçe şükran ve sağlık dileklerimi iletiyorum. Nice 30 Ağustos'lara gelişen ve güçlenen, her geçen gün büyüyen, bölgesinde ve ülkesinde lider ülke olan, ülke olarak ulaşmak dileğiyle. Teşekkür ediyorum. Evet,
sevgili izleyicilerimiz, evet, az önce izlediniz. Büyük bir coşku, büyük bir gururla izledik hepimiz. Tabii vatandaşlarımız da evlerinden çıkıp Cumhuriyet Meydanı'na gitmişlerdi. Orada tören alanındaydı. Onlar da bu coşkuyu, bu duyguyu yaşamak üzere Cumhuriyet Meydanı'ndaydılar. Ve Cumhuriyet'in bağımsızlığının temelinin atıldığı Zafer Bayramı'na hep birlikte iştirak ettik sevgili izleyicilerimiz. İçer TV farkıyla da canlı olarak aktardık sizlere Cumhuriyet Meydanı'ndaki gelişmeleri. Evet, güzel bir törendi. Sade bir törendi. Ama onurlu, şerefli, göğsümüzü kabartan bir törendi. Bu yüzden bu vatana hep birlikte sahip çıkmamız gerekiyor. İşte bu nedenle sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii savaşlar olmasın ama eğer savaş kaçınılmazsa da topyekun bir seferberlik içerisinde geçmişten bugüne, Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz günden bugüne o ruh ve bilinç tekrar tekrar içimizde yaşasın, yeşersin ve büyüsün, çoğalsın diyoruz sevgili izleyicilerimiz. Evet, Cumhuriyet'in bağımsızlığını temsil eden 30 Ağustos Zafer Bayramımız tekrar tekrar kutlu olsun. Nice nice yılları bu şekilde bir ve beraber kutlayalım istiyoruz. Cumhuriyet Meydanı'ndan sizlere ulaştık. Cumhuriyet Meydanı'ndaki etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı'ndaki kutlama törenini sizlere aktardık. Dönem dönem Türkiye'deki kutlamaları sizlere aktardık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tebrikleri kabulüyle ekranlarda sizlere aktarmaya çalıştık. Türkiye'nin havasını da sizlere aynı anda Mersin'le birlikte göstermeye, yaşatmaya çalıştık sevgili izleyicilerimiz. Bugün özel bir program yaptık. Manşet programında da özel bir programla karşınızda olduk. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürkçü Düşünce Derneği her yıl olduğu gibi bu yılda alternatif bir kutlama programı gerçekleştirdi. Onlar da Atatürk anıtına çelenk sunup kısa bir konuşma yaptıktan sonra alandan ayrılacaklar. Ali Gürkan Şamiloğlu'nun da söylediği gibi bir dizi etkinlik var. Deniz Müzesi bugün ücretsiz olarak kamuoyunun, halkın ziyaretine açık olacak. Yine bir savaş gemisi limana yanaşacak ve vatandaşlarımızın savaş gemisini gezmesini, hatta onunla kısa bir tur atılması da sağlanacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında birçok belediyemizin düzenlemiş olduğu organizasyonlar var, konserler var. Tabii bugün aynı zamanda Mersin İdman Yurdu'nun Beşiktaş'ta da maçı var. Bugün akşam 21.45'te sevgili izleyicilerimiz maç. Tabii maç öncesi yine oradaki o anı, o heyecanı taraflarla birlikte İçel TV olarak yine karşınızda olacağız sevgili izleyicilerimiz. Maç öncesi, devre arası ve maç sonrası değerlendirmelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Bugün bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ben sahadaki Cumhuriyet Meydanı'ndaki canlı yayın ekibimize teşekkür ediyorum. Burada yardımcı olan ana kumanda masaya, rejimize teşekkür ediyorum ve sizlere bu coşkuyu bizlerle paylaştığınız için, bizi izlediğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Ve bir sonraki yayın olan Mersin İdman Yurdu Beşiktaş maçı öncesinde tekrar sizlerle birlikte olacağı dek esen kalın, mutlu kalın ve Zafer Bayramımız tekrar tekrar kutlu olsun.